Merhaba, Real Ekonomi'ye hoş geldiniz. Endülüs'ten, Sevilla'dan karşınızdayız. Bu bölümde Avrupa'nın bölgelerine odaklandık. Onların büyümeleri ülkeleri destekliyor. Bunun da merkezinde yenilik var. Bugünkü programımızda bölgesel politika yatırımları ve önündeki engelleri Avrupa Birliği Bölgesel Politikalar Komiseri Johannes Hahn'la konuşacağız. Daha sonra Eindhoven'a giderek orada birkaç şirketin sınır ötesi başarısını göreceğiz ve burada Endülüs'te baskı altındaki bir bölgenin zorlukları ve başarılarına bakacağız. Avrupa Birliği bütçesinin %35'i yapısal reformlar yoluyla bölgelere yardım için harcanıyor. Peki bu fonlar tam olarak ne anlama geliyor? Üç mali araç Avrupa Birliği'nin yapısal fonlarını oluşturuyor. Bu birlik bütçesinin 1/3 anlamına geliyor. Bu bölgeler arasındaki farklılığı azaltmak için kullanılıyor. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonları bölgesel şirketlere destek veriyor. Avrupa Sosyal Fonu işsizlikle mücadele ve eşit iş fırsatı oluşturmak için harcanıyor. Uyum fonu ise kişi başına gelir Avrupa Birliği ortalamasının %90'ından az olan durumlar için kullanılıyor. Ülkeler komisyona projelerini sunuyor. Komisyon da hangi projenin destekleneceğine karar veriyor. Ülkenin yönetim birimleri projelerin doğruluğundan emin oluyor. Bölge ve ülke gerekli kriterleri yerine getirdiğinde komisyon da geçici bir ödeme yapıyor. Yenilik sayısız fırsatın yolunu açıyor. Yapısal fonların kullanımı anahtar bir rol oynuyor. Son AB bütçesinin %25'ini oluşturan yapısal fonların %80'i yenilik projelerine tahsis edildi. Gelecek bütçe kabul edildiğinde yeniliğe desteğin devam edeceğini gösteriyor. Bu noktada sınır ötesi işbirliği yararın Avrupa genelinde hissedilmesini sağlıyor. Bu da anahtar öneme sahip. Sebastian ve Belzik Eindhoven'dan bildiriyor. Eindhoven'da soğuk bir kış günü. Bisikletçiler bu laboratuvarda teste giriyor. Burada yaptığımız şey laboratuvarı sporculara götürmek. Sadece spor için değil, biz obeziteyle mücadele etmek istiyoruz. Aynı zamanda iş fırsatı oluşturmak da istiyoruz. Örneğin burada geleceğin moda sporunu yapmaya çalışıyorlar. Bir çeşit tenis ve okey karışımı, UFO. Bunun gibi bir şey, Tim. Hollandalı bir müteşebbis tarafından geliştirilen spor, Field Labs tarafından finanse ediliyor. Bu Avrupa projesi 3 ülke ve 4 şehri birleştiriyor. Bu program tesadüfen Eindhoven'da doğmadı. Burası Hollanda'da sporun ve futbolun başkenti. Her şey bu suni çimlerde test edildi. Spor ekipmanları da stadyumlarda gözden geçirildi. Benelux'un kalbinde yenilik. Field Labs Avrupa'nın bu bölgesi için yapısal fonlar aracılığıyla projenin finansmanını sağlıyor. Avrupa Birliği yapısal fonları bize birçok projeyi hayata geçirmek için destek sağlıyor. Bu fonlar olmadan bunları yapmak oldukça zor. Bu fonlar hem iç hem dış kalkınma için kullanılıyor. Bu fonlar sürdürülebilir kalkınma için de büyük önem arz ediyor. Eindhoven'da bu tür fonların sağlandığı bir şirketteyiz. Burası bölgesel gelişmeye de hizmet ediyor. Futbol bir Avrupa sporu. Onu her yerde görmek mümkün. Bizim ürünlerimiz örneğin Ajax kulübünün A takım tarafından ve diğer amatör takımlar tarafından kullanıldı. Bu birleşim çok hoş. Örneğin çok sayıda yenilik var. Işıklı gömlekler, antrenman malzemeleri. Futbolun sevildiği yerde bu piyasa da büyüyor. Eindhoven'da %70 oranında spora katılım var. Yılda 6 milyon kişi spor faaliyetine katılıyor ve biz bu rakamı artırmak istiyoruz. Hollanda'nın komşularıyla işbirliği yapması da çok önemli.
Bu eski sanayi bölgesi şimdi yüksek teknolojinin ön saflarında yer alıyor. Endülüs gibi bölgeler ve onların büyümeleri bir sorun. Çünkü sizin ve benim gibi hissedarlar neyin en iyi işlediğini biliriz. Bu bölgede ülke ve Avrupa Birliği düzeyinde etkiye sahip ekonomik kararlar alınabilir. Avrupa Birliği Bölgesel Politikalar Komiseri Yuan Esan konuğumuz. Yapısal fonlar tek başına bölgesel büyüme için yeterli mi? Eğer rakamlara bakacak olursanız, bazı ülkelerde yapısal fonlar kamu yatırımı söz konusu olduğunda çok önemli rol oynuyor. Geçmişte bu tamamen altyapı menşeliydi. Gelecekte bu kesinlikle ekonomiyi canlandıracak. Bu noktada şunu sormak isterim. Bölgesel stratejilerin sadece bölgeler için değil, daha çok sınır ötesi olması gerekmiyor mu? Bölgeler için potansiyelinizi tanımlamanız gerekiyor. Sınır dışında da ortaklar bulmalısınız. Sadece ülke içinde değil. Avrupa'dan hatta Avrupa dışından ortak olabilir. Ortaklarınızı ve aynı zamanda rakiplerinizi de belirlemelisiniz. Sizce bu oluyor mu? Bu bir alıştırma ve bütün ülkeler iyi uyguluyor. Onlar aynı zamanda bölgesel düzeydeki potansiyellerini belirliyor. Bunun farklı önlemleri de içermesi gerekiyor. Bunlardan biri araştırma ve yenilik faaliyetleriyle ilgili. Diğer bir unsur da elbette kaliteli çalışanlara sahip olmanız gerekiyor. Yani bu bölgenin başarılı olup olmadığında belirleyici olan büyük bir paket. Komiser Han'la konuşmamıza devam edeceğiz. Ancak önce ekonomik olarak zor durumdaki Endülüs'te neler olduğuna bir göz atalım. Burası İspanya'da en fazla genç işsiz oranına sahip bölge. Milli gelir büyümesi de eksi yönde ilerliyor. Burada yenilikçi büyüme resmi zor görünüyor. Bu bölge eski stratejisine devam mı edecek yoksa daha iyi bir gelecek mi inşa edecek? Endülüs'te bulunan Sebastian Lebelzik bize soruların cevaplarını vermeye çalıştı. Sevilla'nın sembolleri tarihi yerler, turistler ve faytonlar. Bütün bunlar şehri yansıtıyor. 1992'deki Dünya Fuarı aklımıza geliyor ancak o günler geçti. Fakat şimdi Endülüs İspanya'nın en fakir bölgeler arasında yer alıyor. Bölge Avrupa Birliği yapısal fonlarını en fazla kullanan yerler arasında. Avrupa fonlarına müteşekkiriz. Endülüs ekonomisinde yapısal değişimler gerçekleştirdi. 25 yıl önce Endülüs gelişmemiş bir bölgeydi. İnsan kaynakları bakımından çok zayıf bir yapısı vardı. Buna ek olarak şirketler çok küçüktü ve ihracat ve yenilik yapamıyorlardı. İspanya birlikten en fazla yapısal fon olan ikinci ülke. 2007-2013 arasında yaklaşık 7 milyar euro kaynak sağladılar. İspanya ve Endülüs ilk olarak Avrupa topluluğunda, sonra da Avrupa Birliği'nde yer aldı. Her şey önemli ölçüde gelişti. Çok açık bir şekilde gelişim sağlandı. Daha az fon alınsaydı daha kötü olurdu. Buradaki soru şu, işler olması gerektiği gibi mi gitti? Paranın çoğu altyapı projelerine harcandı. Turizm iyi durumda ve iş fırsatı oluşturuldu. Özel sektör çalışanı eksikliği gibi bir sorunumuz olmadı. Avrupa fonları sayesinde bir başarı sağlandı. Çünkü bu fonlarla çok sayıda iş kuruldu. Sorun bu şirketlerin çok zayıf olmaları, sermayesi yok gibi. Bu kriz zamanında İspanya'nın mali sistemi de büyük zarar gördü. Krediler iş dünyasına ulaşamıyor. Sonuç Endülüs için vahim. Ülkenin yoksulluk sınırı değerleri Avrupa ortalamasının 4 kat fazlası. İnsanlar hiçbir şey olmayınca gıda bankalarına geliyor. 18 ay sonra ailelerinden olan desteği kaybettikten ve küçük tasarruflarını bitirdikten sonra böyle oldu. 6 yılın ardından bölge ekonomik olarak toparlanmayı umuyor. Ancak bu iyileşme ile bölge birlik fonlarının %20'sini kaybedebilir. St.
Avrupa Birliği Bölgesel Politikalar Komiseri Johannes Hahn hala bizimle. Sahada ne tür reformlar göreceğiz? Her şeyden önce belirlenmiş alanlara yatırım yapılacak. Her konuya yayılmayacak. Bu stratejinin uygulanması için önemli. Paranın nasıl harcanması gerektiği ile ilgili net bir vizyona sahip olmalıyız. Ölçülebilir sonuçlar konusunda bütün farklı üye ülkeler ve bölgelerle görüş birliğine sahip olacağız. Bence bu karışım çok iyi bir sonucun ortaya çıkmasını sağlamalı. Bunun için denge noktaları ne olacak? Hala çok sayıda zorlukla karşılaşıyoruz. Bazı üye ülkeler yapısal fonların kullanımıyla ilgili yönetimsel bilgiye sahip değil. Fakat bu sistemi hayata geçirmeyle ilgili geçtiğimiz birkaç yıla baktığınızda her yerde gelişim olduğunu göreceksiniz. Gelecekte kesinlikle her üye ülkeye, her bölgeye stratejileri ve projelerinin bu çerçevede olmasını talep edeceğiz. Each member state, each region, about its strategy and the projects have to be embedded into the strategy. Krizdeki bir ülkede yer alan hissedar olsam, birlik fonu alacağımı bilirim. Fakat özel fon ve kamu fonlarının uyumlu olup olmadığından nasıl emin olabilirim? Her şeyden önce şunu söylemeliyim. Yapısal fonların önemli rol oynadığı zayıf ekonomilerde bile bu fonlar her şeyi çözemiyor. Biz bölgelerimizi, üye ülkeleri, aynı zamanda özel şirketlerimizi birlikte çalışarak kalkındırmaya hazırız. Bürokrasi her yerde bir sorun teşkil ediyor. Çünkü bu çeşit bir tuzağa yakalanıyoruz. Bir yandan vergi mükelleflerinin paraları konusunda dikkatli olmalıyız. Diğer yandan örneğin nihai yararlancıları çok fazla düzenleme ile bağlama konusunda yeterince esnek olmalıyız.